Merhaba sevgili dostlar, Yüce Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu defa canlı bir yayın yapmak istedim size. Ve özellikle biliyorsunuz son dönemde yatırım fonlarının vergisel değişikliğiyle ilgili, stopaj avantajının devam edip etmeyeceğiyle ilgili çok önemli sorular var kafamızda. Sonda söyleyeceğim, aslında başta söyleyeyim. Yani ben yatırım fonlarında TL varlıkların daha güçlü hale getirilebilmesi için tanınan stopaj avantajının açıkçası devam edeceğini düşünüyorum. Öyle umuyorum. Çünkü pandemiden beri biliyorsunuz sürekli tekrar eden bir uzatma durumu söz konusuydu. Ve bu uzatma durumunda da 3 aylık periyotlarda fonların muafiyetlerinin uzatıldığını gördük. Burada zaten biliyorsunuz TL'nin değerlenmesi amacına yönelik olarak yapılan hamlelerin içerisinde vadeli mevduatlardaki stopaj oranının azaltılması, onun dışında KKM'deki stopaj oranının sıfır olarak belirlenmesi ve yatırım fonlarındaki stopaj oranlarının da bazı yatırım fonlarında, yatırım fonu türlerinde sıfırlanması şeklinde bir hamleler zinciri olarak görmüştük. Burada da biliyorsunuz özellikle yatırım fonlarında ünvanında yabancı veya döviz ifadesi bulunmayan fonların daha tercih edildiğini görüyoruz. Bunların içerisinde altın fonları var, bunların içerisinde katılım fonları var, bunların içerisinde hisse senedi fonları var ve fon sepeti fonları var. Yani burada fon sepeti fonlarının içerisinde özellikle mesela videolarımda da size hep bahsediyorum. Ünvanında yabancı veya döviz ifadesi olmayan fon sepeti fonları yoluyla aslında biz o fonlar yoluyla eğer yabancı varlıklara da yatırım yapıyor olsa bile bir stopaj avantajını kullandık ve kullanmaya da devam etme şansımız var. Şimdi 30 Nisan'a az kaldı. Buradaki temel kriter şu arkadaşlar. 30 Nisan gününde sizin o işlem gününde bu stopaj avantajı taşıyan fonlardan almış olmanız gerekiyor. Yani hesabınıza geçmiş olması gerekiyor. Bu anlamda bakarsanız önümüzde oldukça kısa bir zaman dilimi kaldı. Bu bir canlı yayın olduğu için ben de arada bir böyle sizden yardım isteyerek, sizden izin isteyerek arada bir notlarıma bakacağım. Şimdi bizim önümüzde şu anda biz 18 Nisan'dayız. 6 iş günü var. Yani 6 iş günümüz kalmış. Satın almayı düşündüğünüz fonların da valörünü düşünürseniz yani sizin en fazla 4 gününüz kaldı bence. 4 veya 5 gününüz kaldı. Aslında bir de son güne kalmamak lazım. Çok da zorlamamak gerekiyor arkadaşlar. Yani biz aslında stopaj avantajı taşıyan fonlarda nasıl bir tercih yapabiliriz? Hangi fon grupları bize uygun? Mesela faize duyarlı fonlar olabilir. Böyle bir hassasiyetimiz olmayabilir. Yani böyle bir tercihimiz olmayabilir. Bu video içeriğinde sizinle iyigelir.net üzerinden almış olduğum onların da TEFAS'tan alıp bize birçok değerli finansal veriyi birlikte sunmuş oldukları bir data havuzundan daha önceki videolarımdan da bildiğiniz gibi bazı bilgiler sunacağım. Şimdi bu bilgilerde biz hangi fonlara bakacağımızı ve o fonlardaki hangi verilere bakacağımızı, hangi metriklere bakacağımızı aşağı yukarı biliyoruz. Daha önce zaten benzer videolar çekmiştim ve kanalıma koymuştum. Biz fonların hem performanslarına bakacağız hem de risk metriklerine bakacağız. Hangi fon gruplarının öne çıktığını, hangi stopajsız fonların bundan sonraki dönemde bir potansiyel barındırabilecek olduğunu görebiliyoruz. Bu arada canlı yayın benim için yeni bir şey arkadaşlar. Şu anda ekranın sağ tarafında takipçilerimden de mesajlar var. Merhabalar, selamlar diyen arkadaşlarımız var. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Benim için heyecan verici bir yeni başlangıç. Umarım faydalı olur. Bu arada YouTube'da ben sizinle ekran paylaşımı nasıl yapabilirim? Hem canlı yayın yapıp hem ekran paylaşımı nasıl yapabilirim falan gibi konularda epey bir çalıştım. Umarım doğru şeyleri yaparım. Umarım sizin için iyi bir içerik olur. Şimdi video içeriğinde iyi gelirden almış olduğumuz datayı bir Excel'e döküp daha önce videolarımda paylaştığım formatta, renklendirilmiş formatta sizinle paylaşacağım ve içeriklere bu şekilde başlamış olacağız. İsterseniz bu video içeriğinde kullanacağımız bir Excel tabloya beraber bakalım arkadaşlar. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben de sizin mesajlarınızı yandan görüyorum. Benim için de çok keyifli bir süreç. Şimdi ekran paylaşıyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. Umarım görürsünüz arkadaşlar Excel'i. Şimdi sizden ricam, şu anda Excel'i görüyor musunuz? Bana lütfen yazar mısınız? Excel'i görüyor musunuz? Yani Excel'de sizin ekranınıza yansıdı mı?
Şu anda ekranda görüyor musunuz Kadir Bey? Engin Bey, Ömür Şenol sevgili takipçim görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam, harika. O zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben Excel üzerinden çalışarak size fonlarla ilgili hazırlamış olduğum datayı paylaşacağım ve bu data üzerinden bazı değerlendirmeler yapacağız birlikte. Şimdi geldim fon videosundaki en kritik noktaya, Excel tabloya. Şimdi bu Excel tabloyu görmeyenler için kısaca bir tekrar bir açıklamak istiyorum arkadaşlar. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada fonları, fiyatları, risk değerleri, portföy büyüklükleri son dönemde yani bir hafta, bir ay, üç ay, altı ay gibi dönemlerde sergilemiş oldukları finansal performanslar ve onun dışında bu performansı sergilerken almış oldukları riskler, risk metrikleri gibi konuları da irdeleyerek aslında sınıflamış oluyoruz ve burada bir renklendirme kullanıyoruz. Bu renklendirmeyi de Excel'in basit bir özelliğinden faydalanarak size sunuyorum ben. Buradaki amacım da şu. Burada atıyorum mesela en üstte bir fonumuz var. İstanbul Portföy'ün 3. hisse senedi fonu. 1 yıllık periyotta %197'lik bir getiri sunduğunu görüyoruz. Bakın ben burada işaretlediğim zaman aslında burada görselleştirmek istediğim şey şu. Her periyotta bu fon aslında nasıl performans göstermiş? Yani burada biliyorsunuz finansal piyasalarda kırmızı kötü, yeşil iyidir. Ortalama performanslarda turuncuyla sembolize edilir. Ben de bu şekilde bir renklendirme yaparak bunu size sunmaya çalışıyorum. Şimdi ekranda gördüğümüz tabloda ben ilk önce bir yıllık periyoda göre fonları bir sıralamayı tercih ettim. Burada F kolonunda risk değerlerini de görüyoruz gördüğünüz gibi. Risk değerleri 6, 7 ve 1 yani 1'den 7'ye kadar bütün risk değerlerini burada göreceksiniz. Bu görmüş olduğunuz tabloda serbest fonlar yok arkadaşlar. Yani TEFAS'a açık olan fonlar var. Şu anda baktığımız Excel tablo vergi muafiyeti olan yani stopaj avantajı taşıyan fonlar. Bunların içerisinde hisse senedi fonları var. Fon sepeti fonları var. Yani ünvanında döviz veya yabancı ifadesi taşımayan fon sepeti fonları var. Para piyasası fonları var, altın fonları var, katılım fonları var ve sayfanın alt tarafında dikkatinizi çektiyse ben 3 tane sheet kullandım burada. Birinci sheet'e bakıyoruz şu anda. Vergisiz fonlara bakıyoruz. Varlık seçimleri, ya bu fonların yapmış olduğu varlık seçimlerine bakacağız ve bu fonlardan faize duyarlı olanlar hangileri? Zaten burada bu canlı yayın bittikten sonra videonun açıklamaları kısmına zaten koyacağım. Siz de kendiniz rahatlıkla çalışabileceksiniz. Şimdi yapmak istediğimiz şey şu. Biz bu fon portföyü içerisinde yani ekranda gördüğümüz Excel içerisinde gördüğünüz gibi bazı değerleri birlikte değerlendireceğiz. İsterseniz şeyden başlayalım. İstanbul portföyden başlayalım. Burada tablo dediğim gibi bir yıla göre sınırlanmış bir tablo, sıralanmış bir tablo. Şimdi İstanbul portföy fonunun zaten çok yakın bir tarihte kanalımda videosunu izlemiştiniz. Burada fonla ilgili bilgi verirken aslında detaylar hakkında da bilgi vermiş olacağız. Şimdi fonun 20.302 tane yatırımcısı var. 4 yaşında bir fon gördüğünüz gibi sizin için işaretliyorum. Doluluk oranı 15.67, yönetim ücreti 2.50. Bir haftada kaybettirmiş. Son dönemde son 4 gündür farkındaysanız Borsa İstanbul'da bir düşüş var. Yani orada direnci kıramayan bir endeks olduğunu görüyoruz. Banka endeksi direniyor fakat Borsa İstanbul'un geneline bakarsanız yukarıya doğru kırılamayan bir direnç söz konusu. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Zaten bu fon performansına da yansımış durumda. Son bir haftada kayıp var. Gördüğünüz gibi 1.76'lık bir kayıp var. Son bir ayda 13.93, 3 ayda 27.71, 6 ayda %39 gibi getiriler sunduğunu görüyoruz fonun. Fonun ayrışan özelliklerinden bir tanesi özellikle zaten yerli hisse senedi fonlarını filtrelediğimde birlikte tekrar göreceğiz arkadaşlar. Buradan isterseniz sağa doğru kaydırayım. En üst tarafta bakın fonun risk metriklerini de görüyoruz bakın. T kolonuyla W kolonu arasında risk değerlerini görüyoruz. Şimdi fonun aşağı yönlü riskinin 16.50 olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Aşağı yönlü risk arkadaşlar bir tahmindir. Zaten kelime anlamı itibariyle risk gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi beklenen, arzulanmayan bir olumsuz durumu ifade eder. Yani bir öngörüdür, gelecekle ilgili bir tahmindir. Bu nedenle burada T kolonunda aşağı yönlü risk alanında gördüğümüz 16.5 şunu ifade ediyor. Bu fonun önümüzdeki bir yıl içerisinde
%16.50 kadar aşağı yönlü bir hareket etme riski var. Böyle bir potansiyeli var. Onun dışında negatif getirili gün oranı ve maksimum kayıp şeklinde iki tane data görüyoruz. Maksimum kayıp ise videolarımı takip edenler biliyorlar. Gerçekleşmiş bir veridir. Yani 365 günlük periyot içerisinde, biten periyot içerisinde gerçekleşmiş bir maksimum kayıp datasıdır. Yani bu şu anlama geliyor. Bu fona yatırılan 100 lira 11.38 birim geriye düşmüş. Yani %80, yani 89 liralara, 88 liralara düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi İstanbul Portföy Fonu'ndaki Sharpe oranının 5.58 olduğunu görüyoruz. Zaten bir yıllık performansta fonları kıyasladığımızda Sharpe oranı en iyi olan fonun da İstanbul Portföy'ün IIH kodlu fonu olduğunu görüyoruz. Peki bu fon içeriğinde ne tutuyor? Yani bunu hangi finansal varlıkları tutarak başarmış? Buna beraber bakalım. Bakın hisse senedini %84.23 oranında tutmuş fon. 9.76'da Takas Bank para piyasası kullanmış. Zaten şu iki tane veriyi yan yana getirdiğimiz zaman fonun çok büyük oranda hisse senedi tuttuğunu ve likit varlıklarla dengeleme yaptığını görüyoruz. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar, çok özür diliyorum, canlı yayın kazası. Şu ana kadar nasıl gidiyor? Yani şu anda anlaşılır mı? Her şey yolunda mı? Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bir sakınca var mı? Bir not iletebilir misiniz? Mümkün müdür? Yorumlarınızdan görmek istiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. O halde herhangi bir sakınca var mı arkadaşlar? Peki bu şekilde devam ediyorum. Herhangi bir yorum gelmediğine göre. Şu anda 104 tane izleyicimiz var. 101 tane, hatta 38 tane beğeni var. Vallahi YouTube algoritmasında beğeniler önemliymiş arkadaşlar. Ben de artık istatistiklerden bunları falan görmeye başladım. Hani beğenirseniz, paylaşırsanız sevinirim. Dediğim gibi bu bir ilk. Sizin için de inşallah sıkıcı olmuyordur. Ben tekrar Excel'ime dönüyorum arkadaşlar. Tekrar değerlendirmeye, incelemeye devam edelim. Bu gereksiz alanı, gereksiz kısmı da alayım hemen. Sizin için daha rahat bir değerlendirme olsun. Şimdi ikinci sırada gördüğünüz gibi hisse senedi fonlarından başlamış gibi düşünmeyin. Son bir yıllık performansa göre sıraladığımda bakın yüksek risk alan fonların iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Uzun vade söz konusu olduğu zaman arkadaşlar bu bir gerçektir. Yani çok fazla risk almayan, dengeli şekilde yatırımcılara hizmet vermeye çalışan fonlarda çok yüksek performanslar çok nadir gerçekleşir. Getiriler almış olduğunuz riskle doğru orantılı. Zaten Sharpe oranının önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani bir fon almış olduğu riskle ne kadar bir getiri üretiyor? Yani bu çok önemli bir ölçümdür, finansal ölçümdür. Sharpe oranına bu anlamda zaten videolarımda önem vermemin nedeni de bu. Burada bir yıla göre sıralanmış fonlar arasında hisse senedi fonlarının yani F kolonunda gördüğünüz 6 ve 7 risk puanı olan fonların bakın çok ciddi bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Burada zaten 4 risk puanı alan ilk fon, bakın 4 risk puanı alan ilk fon yine İstanbul Portföy'ün birinci fon sepeti olmuş. Fon sepeti fonlarına birazdan geleceğiz. Şimdi ikinci olarak bir yıllık performansta bize iyi performans göstermiş fonlar arasında çıkan ikinci fon bir endeks fonu arkadaşlar. Bir endeks fonu. Biliyorsunuz yılın ilk iki ayında teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksine yatırım yapan fonların bir ralli yaptığını gördük. Yani çok ciddi getiriler sundular yatırımcılarına fakat son bir aydır kayıptalar. Zaten bakın burada M kolonunda çok net bir şekilde görüyorsunuz. TTE, IGZ, YHZ bunların tamamı aynı endeksi takip eden endeks fonları ve gördüğünüz gibi pasif yönetildikleri için arkalarına aldıkları rüzgar, o endeksin arkasına almış olduğu rüzgar iyiyse iyi getiri sağladılar. Kötüyse son bir ayda olduğu gibi kötü bir performans gösterdiler. Yani endeks fonlarının, pasif yönetilen fonların özelliği budur. Aktif yönetilen fonlar endeks fonlarından bu anlamda ayrılıyorlar. Gördüğünüz gibi son bir ayda performansları zayıf olmuş. Hemen ardından gelen fon hemen ardından gelen fon düzeltiyorum. İş portföyün BIST 100 dışına yatırım yapan
Bir fonu arkadaşlar, IDH fon. IDH fon hatırlarsanız 2022'de özellikle Borsa İstanbul'un rally yaptığı dönemde, rekorlar kırdığı dönemde Borsa İstanbul yüz dışı şirketlere yatırım yapan fonların çok iyi performans gösterdiği bir dönemden hatırlarsınız. O dönemde de çok iyi performans göstermişti. Son bir yıllık performansta bakın %174'lük bir getiri sunduğunu görüyoruz yatırımcılara IDH fonun. Hemen arkasında özellikle son bir ayda farkındaysanız tematik değişiklikler oluyor. Hiç takip ediyor musunuz? Yani hisse senedinde Borsa İstanbul'daki trendleri bir anlamda böyle takip etmek de gerekiyor. Yılın ilk iki ayında teknoloji fonlarında çok ciddi bir getiri görmüştük. Bakın son bir ayda banka endeksinde çok ciddi bir getiri görüyoruz. Yani son bir ayda bakın TAU, YZH ve ADP'yi görüyoruz burada. %33.80 nedir yani bir ayda? Çok iyi getiri. 33.46, 33.54 bunlar çok güzel getiriler. Fakat arkadaşlar bunu bir trend olarak düşünün. Ve trendi doğru zamanda takip edebiliyor olmak aslında bizim getirilerimizi ayrıştıran bir şey. Şimdi banka endeksini daha rahatlatan olaylar hangileri oldu? İsterseniz bir üzerinden geçelim. Bir defa seçim riski bitti. Merkez Bankası'nın daha rasyonel adımlar atmasıyla beraber bankaların zararına portföylerinde tuttukları devlet tahvilleriyle ilgili karar değişikliği söz konusu oldu. Ve bankaların daha öngörülebilir bir ekonomi politikası güdülmesinden kaynaklı olarak karlarını ve verimliliklerini daha iyi öngörebildikleri bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Bir de ucuzluk arkadaşlar. Ucuzluğu unutmamak gerekiyor. Son dönemde özellikle son 5-6 haftalık dönemde yabancı girişinin yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Son zamanlarda özellikle seçim riskinin ortadan kalkmasından beri de bunun devamının beklendiği söyleniyor. Şu anda bir patinaj yapıyor endeks. Fakat orta vadede derecelendirme şirketlerinin not değiştirme, not güncelleme dönemleri de olacak biliyorsunuz. Orada da bir potansiyel bekleniyor. Yani derecelendirme şirketlerinin bize vermiş oldukları notlar yatırım yapılabilir seviyenin çok altında. Ve aslında bizim Eurobond fiyatlarımızın belirlendiği, risk primimizin belirlendiği, biliyorsunuz CDS'lerimizin bulunduğu seviye, Merkez Bankası yönetiminin atmış olduğu adımlar gibi rasyonel adımları düşünürseniz, Mehmet Şimşek'in, bakanın yurt dışında yapmış olduğu yatırımcı sunumları, ülkemize yabancıları çekmek adına yapmış oldukları sunumlar, en son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapmış olduğu sunumları falan düşünürseniz, yani rasyonel politikaların altı hep çiziliyor. Bu ister istemez hisse senedi fonlarında da bir beklenti yaratıyor yılın geri kalan döneminde. Özellikle yılın 3. ve 4. çeyreğinde bir hisse senedi performansının yüksekliği konusunda bir konsensüs oluşmaya başladı. Zaten İlgeler'in fon uzman sayfasında çok büyük oranda hisse senedine yatırım yapma konusunda uzmanların ağırlığı artır veya ağırlığı çok artır yönünde görüş verdiklerini de görmüş olduk. İlgeler sayfasından da bakabilirsiniz. Orada takip ettiğim bir metrik bu açıkçası. Yılın ikinci yarısında son döneminde hisse senedi fonlarında bir potansiyel olduğunu söyleyen görüş çok baskın bir görüş. Onu da ifade etmek lazım. Şimdi bir yıllık döneme baktığınızda aşağı yukarı durum böyle. Dediğim gibi ben videonun açıklamasına bu Excel'i koyacağım arkadaşlar. Kendiniz rahat rahat inceleyebileceksiniz. İsterseniz yıl başından beri durum ne şekilde değişmiş bir ona bakalım. Buradan ben bir sıralayayım arkadaşlar. Yılbaşından beri fon performansları nasıl gerçekleşmiş? Bir yandan da yorumlarınıza bakmaya çalışıyorum. O yüzden ekranı da değiştireceğim birazdan. Yorumlarınızı görebildiğim ekran şu anda kapalı. Sadece sunum yapıyorum. Burada yılbaşından beri performanslarda bakın 50'nin üzerinde performanslar var ama teknoloji performanslarının yani teknoloji endeksi performanslarının yüksek olduğunu görüyoruz. Hemen arkasından bakın banka endeksleri gelmiş. Burada benim dikkatimi çeken fonlardan bir tanesi zaten kanalımda da videosunu görmüştünüz. Kale Portföy'ün hisse senedi fonu arkadaşlar. Ya bu bir herhangi bir temayı takip eden bir fon değil. Fakat özelliği şu. Borsa İstanbul 30 endeksini geçmeyi hedefleyen bir fon. Kale Portföy'ün fonu. Çok fazla yatırımcısı yok. Bakın 1443 tane yatırımcısı var. Kanalıma videoyu koyduğum gün yatırımcı sayısı eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 1041 kişiydi. O günden bugüne
Çok fazla bir gün de geçmemiş. 1443 kişi olmuş. Bakın 15 yaşında bir fon. Doluluk oranı 3.13. Yönetim ücreti 2.92. Bakın son bir hafta o da kaybettirmiş ama diğer performans dönemlerine bakarsanız yeşillerin ağırlıkta olduğu bir tabloya baktığınızı görürsünüz arkadaşlar. Burada hemen arkasından Garanti Portföy'ün iklim endeksine odaklı bir hisse senedi fonu olduğunu görüyoruz. Orada 5040 tane yatırımcısı var. Bakın onun da satırında yeşillerin yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz burada. İstanbul Portföy'ün IIH fonu hemen zaten dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi burada yıl başından beri performans döneminde de hisse senedi fonlarının yani yüksek risk alan fonların performanslarının önde olduğunu görüyoruz. Peki ben her zaman videolarımda orta derecede risk alıp enflasyon üzerinde getiri sunabilmiş fonlara bakmayı tercih ettiğimi söylüyorum biliyorsunuz. İsterseniz bu düşünceden yola çıkarak böyle bir filtreleme yapalım ve fonlarımız arasında risk puanı orta seviyede olan fonlarda durum neymiş bir bakalım. Yani 3, 4 ve 5 risk puanına sahip olan fonlarda yıl başından beri performanslar nasıl gerçekleşmiş? Şimdi burada risk puanı 3, 4, 5 olan fonlar arasında. Şimdi dikkat çeken şey şu bakın. B kolonuna bakın arkadaşlar. B kolonunda dikkat çeken fon grubu katılım fonları grubudur bakın. Çok net. Katılım hisse senedi fonu birinci sırada İstanbul Portföy'ün. Arkasından Hedef Portföy'ün katılım hisse senedi. Azimut'un katılım hisse senedi. O kıymetli madenler katılım hisse senedi. Global Portföy'ün katılım. Garanti Portföy'ün katılım. Aktif Portföy'ün teknoloji katılım gibi fonları geliyor. Yani şöyle bir çıkarım yapabilirsiniz çok net bir şekilde. Fazla risk almayan yani orta derece, orta üst derecede risk alan fonlarda 3, 4, 5 risk puanına sahip olan fonlarda katılım fonlarının getiri performansı açısından yıl başından beri iyi bir performans gösterdiğini söylemek hiç yanlış olmayacak. Katılım fonu hepsi gördüğünüz gibi aktif portföyün katılım hisse senedi fonuna kadar hepsi katılım fonu. Bakın kaç tane fon? 7 tane fon katılım fonu. Hemen arkasından Ak Portföy'ün fonu geliyor. 3. fon sepeti fonu. Garanti Portföy'ün 3. fon sepeti fonu ve İstanbul Portföy'ün 1. fon sepeti fonu gibi ilk onu görmüş oluyoruz. Burada yeşillerin ağırlıkta olduğu satırlara bakalım isterseniz. Bakın Global'in fonu, GKF fon bence iyi gözüküyor. Bir yıllık performansta %127'lik bir performans sunmuş. Bir haftada kaybettirmiş 1.32. Bir ayda 4.44 enflasyon üzeri. 3 ayda 20.80 enflasyon üzeri. Çünkü birikimli enflasyonumuz 15'i geçti. 6 ayda bakın burada çuvallamış. Yani enflasyonun gerisinde kalmış. %40'ın gerisinde kalmış. Bence %40'lar seviyesinde bir enflasyon beklentisi içerisinde olmamız lazım. Değerlendirme yapmak açısından söylüyorum. 1714 tane yatırımcısı var. 45 milyonluk bir büyüklüğü var. Fon 5 yaşında. 16.77'lik bir doluluk oranı var. Yönetim ücreti 1.90. Gördüğünüz gibi henüz pek keşfedilmemiş bir fon gibi duruyor açıkçası. Burada dikkat çekici fonlardan bir tanesi bakın. MPS kodlu aktif portföy fonu. Burada da son bir haftada bir kayıp var. %3'lük kayıp var ama çok pardon. Diğer dönemlerde iyi bir performans, görece iyi bir performans olduğunu söyleyebiliriz. 3 aylıkta enflasyonu geçmiş. Son bir ayda gerisinde kalmış. Yılbaşından beri enflasyona yakın, enflasyonu geçmiş, onunla başa baş bir seviyede olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü birikimli enflasyon %15. Yılbaşından beri neredeyse 3,5 aylık bir süreci geçtik. Yani 23'ler seviyesinde bir enflasyon, ortalama bir geçiş olmuş burada aslında. Burada da biz aslında şunu görüyoruz. 3, 4, 5 risk puanı arasında fonlarda katılım fonları ayrışmış. Burada ilk 3 sırada İstanbul Portföy, Hedef Portföy ve Azimut'un fonlarını görüyoruz. İlk 2'de hisse senedi fonları var katılım fonları arasında. 3. sırada Azimut'un portföyü, Azimut Portföy'ün fonu ise kıymetli madenlere yatırım yapan bir fon olmuş gördüğünüz gibi. İsterseniz çemberi daraltalım. Yani orta risk almış fonlar arasında son dönemde yani yılbaşından beri performansı iyi olan fonlar hangileri olmuş? İsterseniz burada 5 risk fonlarını da çıkartalım. Yani 5 puan almış fonları da çıkartalım. Hemen burada sıralayalım gördüğünüz gibi. İstanbul Portföy yine birinci sırada. Hemen arkasından bu sefer KT Portföy geliyor bakın.
yılbaşından beri %20 getirmiş. QNB Finans Portföy'ün fon sepeti fonu 20.13 getirmiş. Benim sevdiğim fonlardan bir tanesi açıkçası. ICBC Turkey Portföy'ün birinci fon sepeti fonu bakın 19.98 getirmiş. 7 üzerinden 3 risk puanıyla. Ya benim sevdiğim kısmı bu. Yani 7 üzerinden 3 risk puanı alarak %19.98'lik bir getiri çıktısı sunmuş yatırımcısına. 1 aya bakalım enflasyon üzeri 4.95. 3 aya bakalım enflasyon üzeri 18.08. 6 ayda bakın %40 averaj gibi bir enflasyon değeri verdim size. Ona yakın bir performans göstermiş. Zaten şu anda baktığımız performanslar arasında 6 aylık performansa göre en koyu yeşil zaten ICBC Turkey'in fonunda. Hemen arkasından EYT fonu geliyor. Bakın 3.11 enflasyon seviyesinde bir performans olmuş. Yani 7 üzerinden 3 risk puanı, 4 risk puanı alarak da enflasyonu geçebilmiş bir fona yatırım yapma şansınız var arkadaşlar. Bu arada chat'e dönmek istiyorum. Yapabileceğim, sizin için cevaplayabileceğim bir şey var mı? Burada cevaplayabileceğim hemen sorularınıza bakayım arkadaşlar. Sorularınız var mı? Hemen bakıyorum. Siz de benim için çok özelsiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hemen bakıyorum. Görüyoruz demişsiniz. Görüyoruz demişsiniz. Görüyorum. Bu hafta fonlara yeniden giriş yaptım. Günlük kademeli alıyorum. Düşmesi işime yarıyor. İşin gerçeği %90 muafiyetle fonlara girdim. Hayırlısı olur. Umarım. Ömür Şenol bahsetmiş. Çok mantıklı. Yani şimdi arkadaşlar hep bahsediyoruz ya. Kademeli alım bir defa mantıklı bir olaydır. Her seviyeden maliyetlenmiş olursunuz. Maliyetinizi ortalamış olursunuz. Bu iyi bir şeydir. Bu bir. İkincisi trendi takip etme şansınız olur kademeli alım yaparak. Yani ne en yüksekten ne en düşükten almış olursunuz. Yani maliyetinizi kademeli alım yaparak dağıtmış olursunuz. Zaten şöyle bir beklenti içerisinde olmamak lazım arkadaşlar. Ben yatırım fonunda, yatırım fonu yatırımında şu algıyı mutlaka benimsememiz gerektiğini düşünüyorum. O da nedir? En mükemmeli aramamak gerekiyor. Bakın makul olanı hedeflememiz gerekiyor. Bizim için makul olan bir defa enflasyonun üzeri olmalı. İki, enflasyonun üzerinde bir performans sunuyorsa eğer o sunmuş olduğu performans, enflasyon üzeri performans bizim varlıklarımızı büyütebilecek, onu olumlu yöne itebilecek boyutta olmalı. Yani en süperini, en iyisini her zaman hedeflemek tabii ki mümkün ama her zaman bu hedefi tutturmak öyle kolay değil. Yani bizim bir çeşitlendirme yapmamız gerekiyor. Genel konjonktürün ne olduğunu doğru okumak gerekiyor. Yani şu anda son dönemde biliyorsunuz altın fonlarında çok ciddi bir performans söz konusu. Konjonktüre bakın. Bu konjonktürde altın yükselmeyecek de ne yükselecek arkadaşlar? Yani mesela bu seviyelerden maliyetlenmenin şöyle bir güzel tarafı olacak. Şu anda Borsa İstanbul bir patinaj durumunda. Yani ne yükseliyor ne düşüyor fakat yukarıya da çıkamıyor. Bir direnç söz konusu. Bir hikayeye ihtiyaç var, bir habere ihtiyaç var, bir olumlu motivasyona ihtiyaç var, bir yabancı girişine ihtiyaç var. Zaten ekonomi yönetiminin de yurt dışındaki temaslarını sıklaştırmış olması, Cumhurbaşkanı'nın özellikle seçim sonrası pragmatik bir yaklaşımla bu ekonomi yönetiminin devam edeceğini, reformların mutlaka uygulanacağını, orta vadeli plana mutlaka ve mutlaka uyum sağlanacağını belirtmiş olması, faize bu kadar karşı ve hassas bir yapısı olduğunu bildiğimiz Cumhurbaşkanı'nın böyle bir ifade kullanıyor olması aslında yılın geri kalan dönemlerinde en azından ekonomik yapının, ekonomik tablonun daha öngörülebilir olduğunun mesajını, olacağının mesajını bize verecek. Veriyor ve zaten beklentiyi, hisse senedi performanslarında beklentiyi yaratan da bu. Peki biz bu videoyu neden yapıyoruz arkadaşlar? Stopaj ödememek için. Peki stopaj ödemeyeceğimiz fonlar arasında çok bariz, çok belirgin, bizim dikkatimizi çeken hangileri vardı? Hep böyle sizinle paylaşıyorum. Hem farklı varlık gruplarına yatırım yapma, hem de bunu yatırım fonlarıyla yapma gibi avantaj taşıyan bir fon grubundan hep bahsediyoruz. Neydi bunlar? Fon sepeti fonları. İsterseniz bir fon sepeti fonlarında bizim için nasıl fırsatlar var? Bir ona bakalım. Şimdi
Ben burada gizlemiştim. İsterseniz bir fon sepeti fonlarına göre bir güncelleyelim bütün dosyamızı. Hemen arkadaşlar verimizi güncelliyorum. Burada filtremizi kaldırıyorum ve fon sepeti fonlarımızı seçiyoruz. Fon sepeti fonlarımızda acaba nasıl bir potansiyel var bizim için? Şimdi fon sepeti fonlarında da performans tarafında yine isterseniz bir sene başından itibaren bir bakalım derim. Hemen burada görünümü sizin için daha kaliteli hale getirmek adına ilk sütunu donduruyorum ve hemen buradan başlıyoruz arkadaşlar. Performanslara bakalım. Şimdi performans sıralamasında da yıl başından beri sıralayalım. Zaten yıl başından beri sıralı. Hemen ilgili satıra geliyorum ve burada APJ kodlu fonun en iyi performansı sunmuş fon olduğunu görüyoruz gördüğümüz gibi. APJ fonu bir dakika arkadaşlar görmek istiyorum bir yandan. Size sunumunu yaptığım fonun ölmeleri çözelim. İlk sütunu dolduralım. Şimdi oldu. Şimdi sanıyorum daha iyi olmuştur arkadaşlar. Şimdi burada biz yıl başından beri performansında bakın %30.90'lık bir performans görüyoruz. Bu performans hangi fondaymış? Bakın Ak Portföy'ün Borsa İstanbul Şirketleri Fon Sepeti fonundaymış. 1.70'lik bir yönetim ücreti Ak Portföy'e göre bence şaşırtıcı şekilde uygun, ucuz bir yönetim ücreti. Onun dışında 6 aylık performans 25 olmuş. Son bir hafta kaybettirmiş. Hemen arkasından devam edelim fon sepeti fonlarında. Dikkat çekici olan ne var? Bakın gümüş fon sepeti fonu var. Ünvanında döviz veya yabancı ifadesi yok. Bir fon sepeti fonu, stopaj avantajı var ve gümüşe yatırım yapıyor. Yani bu tarz avantajları fon sepeti fonlarıyla aslında elde edebiliriz arkadaşlar. Bakın 6 aylık performans %45 olmuş. Haftalık performansta 3.61. 3 aylık performansta 32.68'i görüyoruz. Çok çok iyi performans bunlar. Hemen arkasında bakın tekrar gümüş geliyor. Gümüş fon sepeti fonu gördünüz mü? Hep gümüşler geliyor gördüğünüz gibi. ESG sürdürülebilir fon sepeti fonu geliyor. Yani burada aslında işin özeti şu. Fon sepeti fonlarında içerikte altına yatırım yapan da söz konusu olabilir. Gümüşe yatırım yapan da söz konusu olabilir. Teknolojiye yatırım yapan da söz konusu olabilir. Yani sizin fon sepeti fonlarında hem stopaj ödemeyip hem de farklı temalara yatırım yapma şansınız var. Böyle bir avantajı var fon sepeti fonlarının. O nedenle ben fon sepeti fonlarını açıkçası çok seviyorum. Şimdi burada özellikle 6 aylık performansta kıymetli madenler fonlarının bakın çok ciddi şekilde ayrıştığını görebiliyoruz. Konjonktür. Yani konjonktürü doğru takip etmek. Portföyümüzde konjonktür doğrultusunda çeşitlendirme yapabilmek gerekiyor. O doğrultuda portföyde mutlaka bir denge unsurunu sağlamak gerekiyor arkadaşlar. Fon sepeti fonlarında böyle bir farklılık var gördüğünüz gibi. İsterseniz farklı bir fon grubuna bakalım. Burada faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için ben özellikle faize duyarlı sekmesinde mutlaka bir filtreleme yapabilmeniz adına bir ayrıştırma yaptım. Zaten dosyada görebileceksiniz. Buradan katılım fonlarını seçeyim sizin için. Katılım fonlarını seçelim. Ve hisse katılım fonlarını seçelim arkadaşlar. Yani katılım esaslı fonlar arasında yani hisse senedinin yatırımını yapmak istiyorsunuz. Faize duyarlısınız. Ve iyi performans almak istiyorsunuz. Stopaj ödemek istemiyorsunuz. Burada hangi fon ayrışmış bir ona bakalım. Gördüğünüz gibi burada İstanbul Portföy'ün fonu ayrışmış. Bakın son bir yılda %130. Yıl başından beri %34.95. Bir ayda 4.32 gibi getiriler sunmuş. Hemen arkasından hedef portföyü geliyor. Onun arkasından OYAK portföyü geliyor. Gördüğünüz gibi bakın bunlar güzel getiriler. 3 ayda 27, 28, 20.76 gibi getiriler görüyorsunuz. Yani burada siz bu tabloyu faiz hassasiyetiniz var ise eğer katılım fonları arasından da bir ayıklama yaparak, bir filtreleme yaparak değerlendirebilirsiniz. Onu da paylaşmış olmak istiyorum sizinle.
İsterseniz bir tekrar ekrana döneyim. Sormuş olduğunuz herhangi bir soru var mı? Cevaplamam gereken. Burada yazışmalarınıza da bakıyorum. Sorulan bir soru var mı diye. Ben teşekkür ederim. İkinci çeyrekte borsanın yükseleceğini mi düşünüyorsunuz? Yani ben Zeren Çiftliği sormuş. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Biraz önce açıkladığım nedenlerden ötürü Borsa İstanbul'un bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Ancak şu anda topla tüfekle girilecek bir durumda değil. Fakat potansiyeli var. Ya şu anda bir sıkışma söz konusu. Yukarı mı gitsin, aşağı mı gitsin karar veremiyor. Direnç söz konusu. Ekonomi yönetimi ciddi şekilde bir çaba sarf ediyor yabancı para girişi için. Çünkü yatırımcı, yabancı yatırımcı hikayeye gelir. Hikayeye inanırsa gelir arkadaşlar. O nedenle hisse senedinde bir ben potansiyel görüyorum. Ama orada temkinli olmak lazım. Hiçbir şekilde temkini elden bırakmamak lazım arkadaşlar. Hocam portföy takip programı bizlerle paylaşabilir misiniz? Portföy takip programı arkadaşlar bir takip programı değil. Yani şeyden iyi gelirden almış olduğum datayı Excel'de sizin için biçimlendirip açıklamalarda sunuyorum. Siz de çalışabilin diye. Çünkü onu Google e-tablolardan indiriyorum ve sizin ulaşabilmeniz adına açıklamalara koyuyorum. Siz kendi PC'nize indirip şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar çözünürlük, ekran kalitesi, ne bileyim ışık ve vesaire hani teknik eksiklik var mı? Onu da bana yorumlarsanız çok sevinirim. Hani iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani geliştirilebilecek bir yön varsa lütfen onu da söyleyin. Yaz Koç hisse senedi fonu stopaj vergisi yok, var mı? Hayır, yok. Mayıs ayında hisse mi değişken hisse mi değişken şemsiye mi? Mehmet Yılmaz sormuş. Mayıs ayında. Para piyasası fonu olacak içinde bir defa portföyüm bence. Çok özür dilerim. Dengeleme açısından. Fon sepeti fonlarına bakabilirsiniz. Risk değeri çok yüksek olmayan fon sepeti fonlarına. 3, 4, 5. Orada kendi hassasiyetinize göre, faiz hassasiyetiniz olur, olmaz. Kendinize göre bir oradan filtreleme yapabilirsiniz. Şimdi teknoloji fonlarında özellikle son dönemde bir duraklama var. Yani Fed'in faiz indirimiyle ilgili beklenti sene başında biliyorsunuz 2024'ün başında uçuyordu. Yani herkes o kadar bir iyimserdi ki işte Fed 4 defa faiz indirecek, 5 defa faiz indirecek uçuyordu herkes ama şimdi 2'ye düştü o. Yani temkinli olmak lazım ve faiz indiriminin beklentinin bu kadar az sayıya düşmüş olması teknoloji fonlarında bir duraksama açıkçası yaşatıyor ve yaşatacaktır da. Ya yani oradaki Amerikan enflasyonunda alınacak verilerin Fed'in duruşunun çok büyük bir önemi var. Teknoloji özellikle sektör itibariyle biliyorsunuz düşük faize çok duyarlı bir sektör. O nedenle şey yapmak gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar buradan. Sorularınız var mı? İyi gelir bir aylık deneme veriyor. Evet, evet. Bir aylık bir denemeden sonra bir bedel ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hocam yayın başını kaçırdım. Belki bahsetmişsiniz de niye sormak isterim. Direkt dövizde euro ile alınabilen stop... yok. Yok arkadaşlar. Çözünürlük çok net. Ses ve ışık sorunsuz. Tamam, harika. Çok sevindim. Dolar veya euro bozdurulup hangi yatırım araçlarına geçilmeli? Yıl sonuna kadar dövizde beklenirse faiz kadar getiri olur mu? Sene başından beri farkındaysanız temel argüman şu. Dövizin artışı faizden elde ettiğiniz getirinin altında kalıyor. Bundan sonraki dönemde de amaçlanan o. Fakat bu aslında dövize, dövizin serbest hareketine Merkez Bankası tarafından müdahale edileceği anlamına geliyor. Fakat bu çok maliyetli bir şey. Bunun olmaması lazım. Tamamen serbest piyasa ekonomisi, tamamen piyasaya bırakılması lazım. Eğer dolardaki veya eurodaki olması gereken seviye Merkez Bankası'nın döviz satarak baskıladığı seviyenin üzerindeyse onun olması gereken seviye bir defa oturması lazım arkadaşlar. Orada belki bir küçük sıçrama, bir düzeltme beklenebilir. Ancak
yıl sonuna kadar bütün ekonomistlerin, bütün uzmanların temel beklentisi dövizin, aylık bazda dövizin, aylık bazdaki enflasyon artışının altında kalabileceği yönünde. O nedenle zaten birçok insan TL varlıkların ağırlıkta olduğu bir portföy önerisinde bulunuyor. Portföy yönetim şirketlerinin model portföylerine de bakarsanız genelde TL varlıkların daha yoğun bir şekilde tercih edildiğini görüyoruz. Yani o nedenle ben açıkçası benzer bir trendin devam edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hasan Yıldırım demiş ki AFT, YAY, AFA, TFF, IRT, DVT gibi yabancı fonların da stopaj hakkında bilgi vermişsiniz. AFT'de stopaj var, YAY'da da var. TFF koddan hatırlayamadım ama TEP portföyün Amerika hisse senedi fonu olabilir mi? Eğer öyleyse onun da var. Yani bunların stopajı var arkadaşlar. Bunlarda stopaj var. Stopaj olmayanlar ünvanında yabancı ifadesi taşımayan fon sepeti fonları ve altın fonları, para piyasası fonları gibi fonlar arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Vallahi hep böyle yorumlarıyla bana destek veren sevgili dostlar burada da benimle beraberler. Çok çok teşekkür ederim. Stopajsız fon yok Oğuz Bey. Stopajsız serbest fon yok. Serbest fonlarda stopaj var. Yani dolarla alınan, euro ile alınan fon elbette var. Ama stopajsız fon yok. İstanbul portföyü birinci değişken fonda vergi stopaj var tabii ki. Ha, Cihat Bey gelmiş. Cihat Bey merhaba. Abi diyeyim artık. Cihat abi hoş geldiniz. Canlı yayın zor bir şeymiş. Cihat Bey onu da söyleyeyim. Siz gayet iyi yapıyorsunuz. Canlı yayın çok zor bir şey. Bu bir denemeydi aslında. Yani sabrınız için teşekkür ediyorum. Kolay bir şey değil. Dediğim gibi açıklamada falan paylaşacağım. Biraz böyle bir sohbet, bir deneme. Ben bunu yapabiliyor muyum denemesiydi biraz aslında. Sizin de desteğiniz şu ana kadar yayında da söyleyeyim. Sevgili dostlar şimdi yaklaşık 27-28 bin takipçim var. Cihat Bey'in bunda çok büyük katkısı vardır. Yani videolarımı paylaşarak bana gerçekten destek veriyor. Yani sizin gibi çok değerli insanlara ulaşma şansım oluyor. Çünkü çok geniş bir kitlesi var. Ve şunu ben çok önemsiyorum. Özellikle videolara yaptığınız yorumlar ve ne bileyim mesela şu anda chat'e yazdığınız şeyler. Burada bir saygı çerçevesinde bir evren oluşturduk. Yani benim de buna ufacık da olsa bir sanırım ufak bir katkım var. Cihat Bey'in de desteğiyle. Bu çok önemli. Yani bu seviyeli yapının devamı çok önemli. Vallahi finansal okuryazarlığa destek aslında bir yatırımın nasıl yapılacağı, doğru yatırımın nasıl yapılması gerektiği gibi çok böyle temel konularda bir şeyleri sizlere anlatabilmek amacıyla çıktığım bu yolculuk epey bir ilerledi. Yani sanıyorum yakında 1 milyon izlenmeye ulaşacağım. YouTube'un istatistiklerinden falan bakıyorum. Bu benim için çok ütopik bir şeydi bu işe başlarken. Bu anlamda hani bana verdiğiniz olumlu destek için çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu arada Instagram'da falan da bir şeyler paylaşmak istiyorum ama Instagram'ı çok beceremiyorum arkadaşlar. YouTube'u daha çok seviyorum. Ama canlı yayın zor bir şeymiş. Bir yandan sizin mesajlarını okumak, bir yandan sizlerle sohbet edebilmek çok keyifli. Vallahi çok sağ olun. Yani hakikaten çok güzel bir şey. Yani bazen şunu düşünüyorum. Ayda haftada en azından bir 3 tane video paylaşmayı hedefliyorum. Sonuçta ben de çalışıyorum arkadaşlar sizler gibi. Sabah 9, akşam 6. Sabah evden 7.30'da çıkıp akşam 7.30'da geliyoruz.
Hani geri kalan günlerde, geri kalan saatlerde bunları yapmaya çalışıyorum. Haftada en azından 3 tane yapmaya çalışıyorum. Kolay bir şey, zor bir şey değil. Ancak yapamadığım zaman, hani video paylaşamadığım zaman rahatsız oluyorum sizlere karşı. Açıkçası bir sorumluluk hissediyorum. Güzel bir bağ oluştu. Bundan sonra böyle daha kısa, daha odaklı canlı yayınlar yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu bir denemeydi. Sizleri de daha fazla meşgul etmek istemiyorum, yormak da istemiyorum. Çok keyifli bir yayın oldu benim açımdan. Elbette eksikleri vardır, mutlaka eksikleri de olmuştur. Arkamdaki kitabı soranlar oluyor. Ben Bernanke'nin kitabı. Para politikası konusunda nefis bir kitap. Yani onu kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Yani para politikasında hep derler ya, %98 iletişim, %2 eylemdir diye. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve aslında bir şeyi doğru yapmak için, rasyonel yapmak için bilgi sahibi olmak gerekiyor arkadaşlar. Emek vermek gerekiyor. Yani bir şeyleri doğru yapmak, onu rastlantıdan çıkarmak, rastlantısal bir varsayımdan çıkarmak bilgi sahibi olmakla alakalı. Eğer bilgi sahibiyseniz, donanımlıysanız, o bilgiyi doğru kullanıyorsunuz, sistematik biçimde yönetiyorsanız ister istemez yapmış olduğunuz yönetsel faaliyetler de doğru oluyor. Yapmış olduğunuz seçimler de doğru oluyor. Bilgi çok önemli. Ben de naçizane yatırım fonları ile ilgili, piyasalarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Ya şimdiye kadar background'umdan, geçmişimden pek bahsetmedim. Yani benim Twitter sayfamda hep işte bankacı olarak yazıyor. Evet, bankacıyım. 27 sene oldu. Epey bir zaman geçmiş. Bu süre zarfında arkadaşlar hep masanın diğer tarafında oldum. Yani karşıma hep yatırım tarafında, parasını büyütme tarafında veya konut kredisi, borçlanma tarafında bir finansal desteğe ihtiyacı olan bireyler oturdu. Ve burada şunu fark ettim. Finansal okuryazarlık, finansal özgürlük, finansal olarak özgürlük kazanabilmek çok önemli bir şey ve herkese ulaştırılması gereken bir şey. Fakat bu şu anda ülkemizde herkese sunulan bir şey değil. Tek istisna yatırım fonlarıdır. O nedenle yatırım fonlarına odaklanıyorum. Ya şu anda bir banka hesabı açtırdığınızda kişisel bir portföy yönetimi alabilmeniz için 500 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira gibi paralara sahip olmanız gerekir. Bir portföy yöneticisi hizmeti alabilmek için doğrudan. Fakat yatırım fonu da böyle değil. Cihat Bey hep söylüyor. Yani cebimizdeki en küçük parayla bile, ben de naçizane arada bir ifade ediyorum. Cebimizdeki en küçük parayla bile biz yatırım fonu alabiliyoruz. Yani bu aslında bizim cebimizdeki en küçük banknotla bile alabileceğimiz ücretsiz ya da makul ücretli diyelim. Yönetim gider ücretlerini biraz kızıyoruz ama makul ücretli bir portföy yönetim hizmeti. Yani bunun olabildiğince yaygınlaşması ve bunun da yaygınlaşırken size bunları anlatırken aslında bana ihtiyaç duymadan veya bir başkasına ihtiyaç duymadan bunu nasıl anlayabilirsiniz? Benim tüm derdim bu arkadaşlar. Yani bunu başarabilmek adına, bunu biraz daha geliştirebilmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Umarım sizler için değer katan paylaşımlar oluyordur. Çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu bir deneme yayınıydı. 48 dakika olmuş. Yandan da yazıyorsunuz. Çok da keyifli şeyler yazıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bunu bir başlangıç olarak, amatörce bir yayın olarak, bir deneme yayını olarak düşünün lütfen. Varlığınız benim için çok önemli. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoyla, yeni bir canlı yayında inşallah. Ha bu arada, çok pardon. Önümüzdeki dönemde Ataportföy'ün önümüzdeki dönemde çıkarmayı planladığı bir fon var biliyorsunuz. Jet fon. Savunma teknolojilerine ve uzay teknolojilerine yatırım yapan bir fonu olacak bu. Bu fonla ilgili de bir bilgilendirme videom olacak. Sonrasında eğer Ali Bey müsait olursa, yani Ataportföy yöneticisi, fon yöneticisi Mehmet Bey ve Ali Bey müsait olursa eğer, ilk portföy dağılım raporu açıklandıktan sonra da Ali Bey'le sizin de sorularınızı yanıtlayabileceğimiz bir yayın yapmak istiyorum. Ama
Serraca bunun uzmanı, hani bir yayına bir konuk alarak hem sizin sorularınızı yanıtlayarak hem de konuyla sohbet ederek böyle bir yayın yapabiliyor. Bunu nasıl yapacağımı keşfetmem lazım. O anlamda bana birazcık izin verin. Onu başardığımda böyle bir planım da var arkadaşlar. Onun da müjdesini vermiş olayım size. Dediğim gibi tekrar tekrar verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.